من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Ses gidiyor mudur? Öyle mi? Tekrar euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İnşallah istifadeli bir ders olacağına inanıyorum. Yalan. Yalan dersi olacak. Yalan söylememek. Yalan, kendi bildiği bir şeyi bildiği halde, lügatını söylüyorum, kendi bildiği halde karşıdakine galip gelme veya menfaati takip etme adına takip edilen, iz sürülen, bir çıkış yolu tahmin edilen bir tercihtir. İnsanın kullandığı bir silahtır. Yalanda fıtratın inkarı vardır. Yalan söyleyen kendisini inkar ediyor. Yani kendisini bildiği halde vallahi diyor veya yalan söylediğini vicdanın söylediği halde bunu yapabiliyor. Bu şöyle gösteriyor. Yalan aklidir, kisp kalbidir. Arapçada lugatı gibi gözüküyor. Yani ihtiyar ve irade gibi. Veya bir tanesi demişti, abi dedi ya, korku hafın Türkçesidir ya. Ben de biliyorum dedim ya. En az o lugat kadar biliyorum değil mi? He ya dedi o zaman dedi. Dedi, sen dedi korkuyla hafı farklı söylüyorsun. Ben de biliyorum kardeş. Senin bildiğin Küfe ve Basra alimlerinin söylediğidir bu. İsallerle geçmiyor. Şimdi yalan da kisp farklıdır. Kisp kalbe ait bir histir, vicdandadır. Yalan ise diman dağınıklığından çıkar. Şimdi kısacası bu size lazım değil. Yalanın tersi, öyle diyeyim şimdi artık kisbe yalanı bir kabul edeceğiz şimdi. Ama inceliğini araştıranlar için farklıdır. Yalanın tersi sıdk. Doğruluk. Tamam. Şimdi onu okuyayım. İslamiyetin usul esasıdır ve ulvi seciyelerin rabıtasıdır. Sıdk nedir? Onun tersi olacak yalan. Bak sıdk, doğruluk şudur. İslamiyetin usul esasıdır. Esasın esasıdır. Olmasa olmaz. Sonra ulvi seciyelerin, yani insanı yapan ulvi büyük kıymetli değerlerin birbirlerine bütünlüğünden ortaya çıkan bir psikolojidir. Rabıtasıdır. Ulvi seciyelerin rabıtasıdır. Yani şöyle diyeyim. Nasıl olur?
kağıt var, tahta var, deri var, kumaş var. Öyle bir yapışkan verin ki bana hepsini uygun yapıştırsın. Tahtayı yapıştıran kağıda da uygun olsun, deriye de olsun, ne bileyim demire de olsun. Yani farklı farklı parçaları yapıştıran bir uhu düşünün. O yapıştıran uhu neyse yalan da kis de budur. Farklı farklı duyguları, hisleri, insanın 18 bin alemin birbirlerine yapıştıran şeydir, macun. Sıdk. Sıdk budur. Yalan ise bunu bozmaktır. Yani ayrıştırmaktır. Aklı ile kalbi farklı söyler. Mesela deriz, abi ben bunu ablam 3 liraya aldım. İslam'da yanlış ara. Ulan 3 liraya almadın lan 1 liraya aldın, yalan söylüyorsun. Peki bunu vicdanı bilmiyor mu yalan söylediğini? Peki nasıl rahatça söylüyor? Hani bizim Türkiye'de derler ya, Anadolu'da, gözüme baka baka yalan söyledi. Çünkü insan yalan söylerken göze bakamaz. Çünkü göz kalbin aynasıdır. Direkt kapten haber veriyor. Eğer gözüne bakarak söyleyebiliyorsa kalbi dumur olmuş. Münafık bahsine geçiyor. Kalp gözün aynasıdır. Göze bakan adamın kalbini seyredersin varsa özelliğin. Bir daha söyleyeyim, bu çok önemli. Doğrulukla yalan zıttır. Bir tanesini öğrendik mi diğeri kolay. Bak, kağıt var, tahta var, deri var, deri var, bilmem ne var. Hepsini yapıştıracağız. O farklı farklı parçaları yapıştıran şeye sıdk, ayrıştıran şeye de yalan deniliyor. Başka, hissiyat ulviyesinin zacıdır. Yani sıdk, İslamiyet'in usul esasıdır ve ulvi seciyelerin rabıtasıdır ve hissiyat ulviyesinin misacıdır. Yani ulvi, kıymetli hissiyatların havasıdır. Yani zeminidir. Ulvi duygular. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük sıfatı nedir? Muhammed'il Emin sıdk. Bunun tersi yalan. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber yapan en büyük şey sıdktır. Sıdk, doğruluk. Bunun tersi yalandır. Onun için isim vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim ama Allah Resulüne bir sahabe sormuş. Teşvik olur diye demeyeceğim tabii isim. Ya Resulallah, Müslüman bunu yapabilir mi? Yapabilir, düşebilir diyor. Şu günah yapabilir. Ya Resulallah, Müslüman şu günah yapabilir mi? Müslüman insan olduğu için yapabilir, düşebilir. Yani düşebilir. Nefsine bağlı olur. Üçüncü, ya Resulallah, Müslüman şunu yapabilir mi? Üçüyü soruyor. Yalanı söylüyor. Müslüman şunları yapar ama, yapabilir ama asla yalan diyemez. Şöyle diyebilir miyiz peki abi? Bu ilk söylediği üç şey insanın beşeriyetine bakıyor ama yalan beşeriyete değil, başka bir şeye bakıyor. Harika diyebiliriz. Çünkü insanın ulvi seciyesidir. Yani doğruluk insanın ulvi seciyesi. İnsan insan yapandır. Bu budet şeye mi bakıyor yoksa acaba? Yani bakabilir, baktırabilirsin yani. Yalan ise bunu tahrip eder Murat. Yalan tahrip ediyor. Yani bir insan yalan konuşuyorsa adınız gibi bilin ki bunun ulvi değerleri yok. Kutsi değerleri yok. En kutsi değer nedir İbrahim? Allah'tır. Allah'a bir istismar ediyor. Vallahi verdim ya. Vermedin, yalan söylüyorsun. Allah'a bile istismar eden seni istismar edemez mi? Kendine yalan söyleyen, kendini inkar eden, vicdanı deme yapma, bu yalandır, vicdan azap verdiği halde adam bunu diyebiliyorsa, kendisine yalan diyen, kendisini inkar eden seni beni etmez mi? Onun için yalancıdan uzak durun. Yani tedbirinizi
bürokrasi kağıtlarınızı sağlama alın. Yani kayıt yapın, kayıt. Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayet müdayene ayetidir. O hep anlaşmalı, imzalamalı ile alakalı şeyler söylüyor. Güvene bırakmayın. Güvensen bile. Yakının olsa bile. Yakının olsa bile. Çünkü bu sünnet. Sünnettir ya. Kur'an'da Cenab-ı Hak bize örnek gösteriyor. Sahabe birbirlerine güvenmiyorlar mıydı? Hep yaptıkları anlaşmalarda imzalarlardı. İmza attır kardeşim. Borç mu verdin bana Murat? Aa, evde. Bak şunlar var evimde. Şu vardı şu saatte. Şu parayı verdim. İmza at. Bir tane de orada varsa şahit at. Bir de bana attır aldığıma dair. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Hem hanımlar dinlediği için söylüyorum. Nikah yapıyorlar. Tamam, nikah kıyıyorlar. İşte mehirdir. İki tane Müslüman şahit namazdı. Ben onu yetinmiyorum. Ve sünnette de sünnete uyuyorum. Ne yapıyorum? Onlar temelleri yapıyor. Böyle nikah akitnamesi var ya. Şafii nikah akitnamesi, Hanefi diye iki tane kağıt var. Nurdersi.com. Arkasına şöyle yapıyor. Kıza diyorum ki, geline, adayın, al şu kalem, kağıdı, ben bakmayacağım. Şartlarını yaz. Ya ben anlaşmıştık da, konuşmuştuk da, öyle anlaşmamış mıydık? Havalarda uçuyor ya sonra. Kızım al, yaz. Bana gösterme. Ver damada. Kocan olacak adama ver. Ver. Oku. Anlaşın. Ya burası ağır falan. Bunu düşür. Anlaşın. Ben buradayım. Ben sizi dinlemiyorum. Ha, damat adayı kabul ediyorum. At imzayı. Kız da atsın. Şimdi kağıdın öteki yarısını veriyorum. Damada. Diyorum ki kızdan istediğini eşin olacak kişide ne istiyorsun? Yaz. Ya abi biz anlaştık. Yaz. Yaz. Anlaştık yok. Yaz ya. Ondan sonra kıza ver. Kıza ver bakalım. Ondan sonra sen de bunu şey yap. Ver bana, ver ver. Sen de bunu imzala. Ha. Sonra ne oluyor? Ben Kur'an'a uyuyorum, müdayene ayetine. Akitleşin. Anlaşın, tamam mı? Ne yaptım onu? Sonra imzaladı. Ya ben aslında şunu demek istiyordum da sen anlayamadın da beni. Öyle bir şey yok. Aa burada. Hiç. Al. Ondan sonra iki tanesini yapıyorum fotokopi. Tamam mı? Asıl gibidir. Nikah tutan kişi. O nikah akitnamesi var ya, Nur dersine giriyoruz. Nikah kıyan. Nerede kıydı? Kimler vardı? Kıyan kişi kim? Hasan. Atıyorum. Ben buna şahidim bu şekilde. Ahiret. Çünkü ahiret akitnamesidir. Dünya için dostluk edilmiyoruz. Ha, bunu ders işlerken işlenecek. Bir kadın eşine yalan söyleyebilir mi? Hangi zaman yalan çıkış yolu olarak kullanılabilir? Okuyacağım zaten. Sonra öyleyse hayat içtimaiyenin esası olan sıdk, öyleyse hayat içtimaiyede temeldir. Cemiyet hayatında doğruluk temeldir. Doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Hutbe-i Şamiye 45. Ne demek biliyor musun? Ne dedi biliyor musunuz? Bakayım ne anlayacaksınız. Hani biliyorsunuz ya, siz de biliyorsunuz da burayı ama belki bilmiyorsunuz diye bir dinleyin şurayı bak. Psikolojik noktasında bak. Öyleyse hayat içtimaiyenin esası sıdk. Hayat içtimaiye insanın enfus alemi içsel yapısı. Bak şimdi. Doğruluğu içinizde ihya edip, doğruluğu iç alemimize oturtup, onunla manevi hastalıklarınızı tedavi etmeliyiz. Psikoloji hastalıkların en büyük sebebi yalandır. Bak buradan çıkıyor. Yani insanın bir cemiyet hayatı, cemiyet hayatının temeli doğruluktur, sıdk. Eğer doğruluk kalkar, yalan, aldatma olursa o cemiyet yoktur.
çingenin girmiş olur. O cemiyetin insandaki modeli nedir? Kendi alemidir, vücududur. Akıl, kalp, his, latife, duygularıdır. Yani içsel yapısı. Bir insanın içine, şöyle diyeyim, bir hemen afele bomba atsalar, büyük bomba. Nasıl? En yakındakiler ölür, diğerlerinde panik olur, kaçar. Yani ayrışır. Su şebekesi ayrı gider, elektrik ayrı gider vesaire. Öyle değil mi? Kanalizasyon akar gider. Bomba ya. İşte yalan da iç aleme atılan bomba gibi her şey birbirinden kopar. O zaman manevi hastalıklar başlar diyor. O eğer tedavi olmak istiyorsanız sıdk, doğru olacaksın. Ha bak ne diyor? Bu noktadan bak Murat. Hayat içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Acayip abi ya. Değişik. Öyle değil mi bak? Değişik olmadı mı şey değişik İrfan? Doğrudur abi. Çok garip ya. Çok manevi hastalıklarınızı tedavi edecek. O zaman mefhumu muhalifiyle ne çıkıyor? Manevi hastalıkların sebebi yalandır. Yalan üzerine kurulmuş. Ya? Nasıl olabilir abi? Nasıl örnek olarak mesela? Mesela şöyle diyeyim. Mesela İbrahim şöyle. Diyelim ki, abi ben sana bu parayı vermiştim. Veya şuna söz verdim. Ya demedin. Diyelim ki yalan söylüyorsun. Vallahi verdim deyince Allah'a alet etmiyor musun? O da değişik. Peki Allah aleminde böyle alet olursa, Allah mefkulesi, anlayışı çökerse, senin içsel alemini bütünlüğe getirecek başka kutsi ne olabilir? Kur'an üzerine yemin ediyorum diyor. Adam yalan söylüyor. Peki bunu daha durduracak, ona doğru işleri yaptıracak korku, Kur'an'ı komple inkar ediyorsa böyle, Kur'an'ın üzerine yalan diyebiliyorsa, Kur'an'ın içindeki hükme hadi yalan söyler. İçsel çöküntünün sebebi yalandır. Yalan konuşmayacaksın kardeşim. Gayri sari kullanacaksın. Yani mesela yalan 2-3 yerde cevaz vermiş dinimiz. Bir casusluk yaparken. Niye cevaz vermiş? Yalan bu kadar büyük olduğuna göre, cevaz verdiğine göre o cevaz verdiği mesele çok mühim demektir. Nedir o? Devlet işgal edilecek savaşta casusluk yaparken yalan konuşabilir. İki Müslümanı ve karı koca anlaşmazlığını gidermek için yalan konuşmak caiz. Mesela örnek diyorum. Bülent, ya maşallah ya. Ya bizim hanım dedi ki ya çok acayip, senin hanım demiş ya benim dünyamda Bülent esastır, işte şudur budur. Oysa nane molli bir hava var yani, iyi bir değil yani. O babasının evinde o bilmem ne, sağda solda konuşuluyor, çatlak başlamış. Ben de ne diyorum, ya benim hanım dedi ki senin hanımdan almış. Ya aslında ben Bülent'ten özür dileyeceğim de, fakat... Ya diyemiyorum işte yani insan gurur. Oysa ben onu şöyle seviyorum. Ben yuvamı çarpmak istemiyorum. Şöyledir böyle. Oysa sana bunu söylerken hep yalan söylüyor. Gidiyor hanıma, senin hanıma da ya aynı şeyi söylüyorum. Bülent diyor ki aslında erkekli gurur işte. Özür dileyemiyor zıkkım işte. Aslında ben hanımımı bırakır mıyım ya? Çok seviyorum falan. Oysa böyle bir şey dememiş. Ya öyle mi ya falan diye. O da öyle mi ya diyor. Sen de öyle mi ya diyorsun. Hah. Ailevi birleştiriyorsun. Ailenin birleşmesi, boşanması ne demek biliyor musunuz? Şöyle örnek vereyim de anlarsınız. Aile boşanması şudur. Şeytan sabaha karşı, imsaha karşı gece ne yaptınız diye yaverlerini toplarmış peygamberimiz diyor. Şeytan uşaklarının talebeleri toplarmış. Tepe şeytan. İblis. Gelin bakalım. Ey melunlar gelin. Sorar mı sen ne yaptın? Gece sabaha kadar birisine demiş içki içirdim. Tamam lan iyi falan değil.
Sen ne yaptın lan? Adam vurdurttum. Ay böyle geçiyor. Tamam tamam iyi otur. Sen ne yaptın? Haram yedirttim. Tamam. Sen ne yaptın? Zina yaptırdım. Tamam lan otur. Ötekisi geliyor. Sen ne yaptın? Ben karı kocayı bu gece ayırdım. Aferin lan sana. Gel lan sağ koluma. Sen bir tanesin dermiş. Çünkü karı koca ayırdın mı? Aile yuvası daldı mı? O çocuklar istediğin gibi içki de içirirsin. Zina da yaptırırız. Dağılmış bir yuva. Yani yuvanın dağılması ne demek olduğunu anladınız mı? Ha, bunun toplanması için bu haram haramına, yalan haramına caizdir. Aile yuvası o kadar kutsidir. Tamam? Bütün dünya Türkiye'nin ayakta nasıl duruyor, nasıl toplum çözülmedi tespit etmişler. Aile yuvasının sağlamlığındandır. Sonra ne yaptılar? Eskiden beri bağırıyorum. Elit tabaka binalarda kalır. 10 kat, 15 katta Allah! Birbirlerini tanımazlar. Fakir fukara gece konuda hemen tek kat evlerde. Şimdi Türkiye'de konum değiştirme, milleti şehre yığıp bozmak ve komşusundan haberdar olmamak hale getirdiler. Şimdi elit tabaka villalarda, tek kat evlerde yaşıyor. Fakirler ise binalarda. Bozmak içindi. Biz İçerenköy'deyken 1978'de İçerenköy'ün en son evi Karslı İsmet amcayı tanırdık. Bakkaldı. Akrabasını, çoluk çocuğunu, kaç tane çocuğu var, nerede okuyor? Sınıf arkadaşımdı çocuğum. Herkes alışır, tuz alışveriş yaparlardı. Elektrik kesilince mum. Abi İstanbul'da öyleydi ya. Evet. Ben biliyorum yani. İçerenköy'de gece kondu. Birbirlerini herkes birbirini tanır. Aynı yere 15 katlı bina yapılıyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Gayeleri yuvayı yıkmak için birbirlerini koparttılar. Eskide utanılırdı. Bari bir yanlışı ortada yapamazlardı. Komşuluktan dolayı. Şimdi yalanın caiz olduğu yeri de söylemiş oldu. Başka bir yer okuyorum. Şu zamanda kisp ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki adeta omuz omuza vermişler. Yani öyle bir zamana geldik ki yalanla doğruluk omuz omuza gelmiş. Aynı dükkanda satılıyor. Aynı adamda var. Oysa asıl saadette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında doğrulukla yalan korkunç bir şekilde mağrip ve maşrik gibi, doğu ve batı gibi birbirinden ayrıydı. Aynı dükkanda satılmıyordu. Şimdi Almanya'da markette var ya, domuz eti, sığır eti. Yan yana satılıyor. Aynı bıçakla domuzu kesiyor, aynı bıçakla sığır etini kesip veriyor sana. Ha? Aynı adam. Ya bir şey olmaz diyen kim biliyor musun? Yalanla doğruyu bir şey olmaz, ikisi eşit görendir. Domuz etiyle sığır etini eşit gören, yalanla ki sıdkı eşit görendir. Bak şu zamanda kisp ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki adeta omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana geçmek pek kolay gidiliyor. Hatta siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih ediliyor. 484 sözler. Hatta en güzel yalanı kim söylüyorsa siyasi adayı oluyor. Aferin lan ne kadar iyi, güzel yalan söylüyorsun ya. Öyle rastladım. Bir metin yazıyorlardı. Nutukta konuşacaktı. Beni de unuttular. Bir yerde bulundum işte. İlçe, X ilçesinde. Metin yazıyorlarmış. Ben de bir şey yerine gittim. Toplanmışlar olan bana kulak alsın. Lan onu deme lan. O olmaz ya. Ya bu kadar da yalan olmaz. Ya bırak lan yalanı doğruluğu. Önemli olan bu insanlar nasıl kandıracaksın diyor. Yani olmaz. Yalanı düzmek için usta yalancılar arıyorlar. Ya yol ikidir arkadaşlar. Ya sükut etmektir. Susmak, sükut
Çünkü söylenilen her söz doğru olması lazımdır. Ya doğru söyleyeceksin ya susacaksın. Yol ikidir. Veya sıdktır. Ya susacaksın ya veya doğru söyleyeceksin. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın hassası sıdktır. Bütün kemalatı ishal edici sıdktır. Ahlak âliyenin hayatı sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdk. Âlem-i İslam'ın nizamı sıdk. Nevi beşeri Kabe-i kemalata ishal eden sıdk. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefevvük ettiren sıdk. Yani sahabeleri insan, diğer insanlardan, diğer Müslümanlardan imtiyazlı kılan özelliği sıdk. Doğruluk. Sahabeyi sahabe yapan doğruymuş. Doğruyu gördükleri zaman doğrudur dermiş, teslim olurmuş. Görüyor musun? Sahabeyi sahabe yapan. Muhammed-i Haşimi aleyhissalatü vesselam'ı meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır. İşaret-i Ticaret 82. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı en yüksek kemalata çıkaran sıdk. Doğruluk. O kadar doğruymuş. Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyuruyor. Onu demeden de geçemeyeceğim. Ben diyor İslamiyet'i kime tebliğ ettimse demiş sahabe. İlk önce bir durmuş. Sonra bir tereddüt etmiş. Sonra kabul etmiş. Bir daha İslamiyet'i tebliğ ettim. Bir durmuş ilk önce. Sonra bir tereddüt etmiş. Sonra kabul etmiş. Bir kişi hariç. Ebu Bekir Sıddık'a söyledim. Ne durdu ne tereddüt etti. Hemen kabul etti diyor. Hazreti Ali mesela. Ben diyor babama sorayım dedi. Tereddüt etti. Öyle tereddüt etti. 11 yaşında mı neydi? 11. Yani o abi çok ufak değil mi? Sahabelere baktığınız zaman, o savaşan sahabeler var ya, peygamberin etrafındakiler. En yaşlısı 18, 19, 20 yaşındaydı. Yaşlılar çok azdır. Hep 17, 18, 19, 17. Anladın mı? Şimdi senin Zeki gibi. Zeki de büyük ya, 21. Enes gibi. Enes gibi. Enes, Muhammed. Ha işte onlar sahabe oluyor. Muhammed kaç yaşında? 11 abi. Ha, Hazreti Ali o yaştaydı. Tabi Arap memleketinde insanlar soğuk memleketlere göre daha gelişiyor. Mesela Arabistan'da 12-13 yaşında kız evlenme çağındayken aynı o kızın Türkiye'de 18-19'dur, Almanya'da 20-21 olur. Mübalağa etmiyor. Soğuk memleketlerde gelişmez. Bedensel gelişme olmayınca kafada gelişmiyor. His ve fikirler de gelişmiyor. Mesela Finlandiya ve Norveç'te buluğ çağını neredeyse 18'e bulmuş. Soğuk olduğu için geç oluyor. Oradakiler mesela Finlandiya'da 18 yaşında buluğ çağına gelen bir insan, ya Türkiye'de 16-17 yaşında evleniyor olur mu ya? Lan 17-16-18 yaşında Arabistan'da nine oluyor. Yani yörenin insan üzerine tesirini bilmiyor tabii. Peki devam ediyorum. Bir yer okuyacağım. Bu soruya kağıda da cevap olacak. Nerede o? O sorunun cevabı şurada. Ha. Bir maslahata binaen, yani maslahata, menfaata binaen kizbin, yalanın caiz olduğu söylenmektedir. Öyle midir? El cevap, evet, kati ve zaruri bir maslahat için mesal-i şeriye vardır. Yani kati ve ciddi bir ihtiyaç, zaruret olursa yalana cevaz vardır. Fakat hakikate bakılırsa maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Ama şu andaki insanların söyledikleri batıl ya. Yani bir heves. Telefon, hani telefonla oynayacak da, mesela, ödevim var diyor.
Bak şimdi bu yalan caiz mi? Olur mu? Zaruret mi yani? Çocuğa göre zaruret. Oynayacak da hani ödevimi yapacağım, telefonu ver, handimi ver. Tamam. Veya gezmeye gidecek hanım. Ya çok ciddi evin ihtiyacı var diyor, tamam mı? Gitmem lazım diyor. Oysa evet basit bir şey. Ya, o kadar mühim değil ama yalan söylüyor. Adam mesela, arkadaşlarla görüşeceğiz. Bugün iş toplantısı var. Ulan küllümen yalan. Küllümen yalan. Vallahi yalan ya. Bunu arkadaşlarla toplantı var diyor. Peki. 50 bin ödemeyi diyorlar abi. 50 bin. Şimdi kumar yani. Şimdi bak nerede caiz onu okuyacağım şimdi. Allah Allah. Fakat hakikate bakılırsa masla dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usulü şeriatta takarrur ettiği vecihle mazbut ve miktarı muayen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktarı bir hat altına alınmadığından suistimale uğrar. Mağaza bir şeyin zararı menfaatine galip ederse o şey mensup ve gayri muteber olur. Maslahat o şeyi terk etmekte olur. Yani şu. Yani bir şey diyeceksin. Ya şuraya caiz mi? Şu yalan şuraya caiz mi? Belli değil bunun ölçüsü. Tamam mı? Yani insanların ruh haletini tespit edemediğin için buna muayyen bir ölçü getirmek zordur. Şia inancında yalan söylemek iman esasındandır. Anladınız mı? Takiye. Takiye yapmak. Şia inancında 7 tane iman esasları vardır Şia, İran. Bir tanesi nedir? Takiye yapmak. Yani gözüktüğün gibi olmamak, söylememek, takiye yapmak, yani yalan söylemek iman esasındandır. Ehl-i sünnette ise yalan söylemek münafıklık alametlerindendir. Farkı görüyor musunuz? Anladınız mı? Şia inancında peygambere iman esası yoktur. 12 imama inanmak vardır. Şia inancında kadere iman yoktur. Televizyonlarda kaderi kim inkar ediyorsa Şia'dır. Anladınız mı ölçüleri? Ne her şey ortaya çıkıyor diye. Aynı o zat şöyle diyor. Anladınız değil mi? Anlatabiliyor muyum? Ve aynı böyle konuşur. Kaderi inkar eden zat. Anlatabiliyor muyum? Anlıyor musunuz değil mi? Der. Şia kimdir? Bir, kaderi inkar eder. İki, yalan konuşur. Çünkü iman esasında takiye yapmak, Hazreti Ali takiye yapmıştır der. Hazreti Ali kendisi peygamber olduğunu, yani olduğu halde Hazreti Muhammed'e ittiba etmiştir. Yani mecburu böyle takiye etmiştir. Onun için takiye yapmak iman esasındanmış. Cebrail aleyhisselam yanlışlıkla vahiyi Hazreti Ali'ye getireceği yerde yanlış yapmışsa Cebrail, Hazreti Muhammed'e getirmiş aleyhissalatü vesselam. Farka var. 40 yaşında, 11 yaşında. Cebrail anlamamış. Akılların ustası Cebrail anlamamış. 40 mu 11 mi? Çünkü Hazreti Ali'ye vahiy geldiği zaman, vahiy ilk indiği zaman Hazreti Ali 11, Hazreti Peygamber 40. Anlamamış. Tamam, peki. Merak ettim de araştırdım. Şia hakkında benim dersim var belki 5-6 tane sitede. Cebrail aleyhisselam tak 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 vahiy getiriyor. Allah tekrar vahiy verecek. Allah anlamamış tabi. Ya Cebrail sen vahiyi kime götürdün? Ben sana kime söyledim de kime götürdün? Allah da madem öyle yaptın. Tamam. Tamam devam etsin. Dolayısıyla böyle olmadığı halde böyle inanmak yalan olduğundan yalan imaz esasındandır. Allah da hadi tamam madem ona götürmeyecektin ama hani bizim şey vardı, kıtlık vardı, fakirlik. Herkes gece yemek yerdi. Gece karanlıkta. Zaten ne lambası? Ondan sonra bizim kıtlık olduğu zaman bizimkiler diyor ki elektrik kesikmiyor abi dedi. Elektrik. Ne elektrik lan, ben ilkokulu 4'e gidene kadar elektrik görmemişim. Elektrikle alakalı cihaz hiçbir şey yok. Şimdi gece tabii fakirlik ya. Gece yiyorlar. Çünkü ne var ki yiyecekler? Adam bir tanesi kasten o kadar aç ki gece mahsus geliyor. Baktı yemek yiyorlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Afiyet olsun.
Buyur diyemem. Gelmeyeceydin. Ma o ki geldin gel. Tamam. Yalan demeyeceydin. O ki dedin tamam. Yani tövbe. Peygamber Aleyhisselam ona, Cenab-ı Hak vay ona getirmeyeceydin. E madem verdin tamam. Canım şans. Ha yani olur. Böyle alay etmiyorum ha. Şia inancı bu. Peygamber iman yoktur. O zaman Hazreti Muhammed ortaya çıkar. Onların peygamberleri kimdir? Ayetullahlardır şu anda. Yani şu anda din lideri, din adına Allah'ın görüntüsüdür. Hristiyanın bir deyişidir. Ayetullahlar bir şeye karar verirse dindir. Affettiyse affetmiştir. Cehenneme atmışsa cehenneme gidecektir. Neyse. Yani bu da dinde yala diye gösteriyor. Muayyen değil. Yani muayyen değil, ölçü yok. Şimdi nerede yalancayız oraya koyacağım. Gerçi hukuktakini söyledim. Müslümanları barıştırmak, karı kocayı barıştırmak, Müslümanlar iki Müslüman demektir. Bir de savaşta casusluk. Şimdi peki biz ne yapacağız şimdi? Gavurla beraberiz. Yani doğru desek İslamiyet'e ve bana zarar, demesek de bana zarar, desem de bana zarar. Nerede caiz? Evet, alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar zararın özür telakki edilen maslahata galebe etmesine, etmemesine bir şahittir. Fakat kinaye ve tarih suretiyle, yani gayri salih bir kelimeyle söylenilen yalan kisipten sayılmaz. Mesela şu, kavga edecekler. Soruyorlar bana. Telefon ediyor. Abi Murat orada mı? Murat orada mı? Ben de burayı kastediyorum. Burada değil kardeş. Yani mutfakta. Ama ben burada değil diye burayı kastediyorum. Bu gıybet gibi değil. Gıybet şöyledir. O bahsettiğin şahıs ismini vermesen de sen onu biliyorsun ya. O sen bahsettiğin kişiyi sen ismini biliyorsun. Kim olduğunu biliyorsun, millete demesen de gıybettir. Yalan öyle değildir. Yalan, sariyetme, kinaye tarzında ve tariz suretinde. Tariz, iki şey. Kinaye ve tariz. Bir daha okuyayım burayı. Fakat kinaye ve tariz suretiyle, yani gayri sarih bir kelimeyle söylenilen yalan, kisipten sayılmaz. Mesela, sen... Kardeşim o kavgada baktım Müslüman Müslümana girmiş Kuksafen'de camide. Kardeşim sen camide değil miydin ya dün? Tamam. Ne zaman ya? Kavga işte teravihden sonra oldu. Ya teravih saatini yok ya ben orada değildim. Yani camide değil mi söyle ama sen kavgada değildin. Tamam. Yani inkar etmiyorsun. Açık da yapmıyorsun. En güzel örneğini biraz öncekisini verdim. Murat orada mı? Biliyorum kavga olacak. Tam buradaysa kalk Murat cep telefonu. Dur bir bakayım. Geç öteki odaya. Murat burada değil. Odaya girdin içeride. Murat orada mısın? Burada mısın? Orada değilsin değil mi? Ha, orayı ben geçeceğim. Diyeceğim ki Murat burada değil. Anladın mı? Yani bu da ciddi bir maslahat olacak diyor. Yani kendini inkar etmeyeceksin. Nedir o? Yani bir, onun da fıkıhtaki kaydısı şu. Hakkın olmayanı gasp etmek, hakkın yok, kandırıyorsun. İki, devletin malını, beytul malını hakkın yokken zimmetine geçirmekte kullanılan bir yöntem. Bu öyle değil. Hakikaten doğru desen fitne olacak. Örnek vereyim bir tane. Benim başıma geçen, bana sordukları soruyla cevap vereceğim buna. Bir kızımız bana ulaştı. Hanım kızımız, Müslüman, Nur kardeşimiz. Bu büyük marketlerde şey yapıyor, kasiyer, para alıyor. Bu kızımız var ya 5 kuruş, 10 kuruş, bazen de 1 lirayı bırakıyor. Yani Türkiye'de pek almazlar. 85 kuruş diyor. 1 lira atıyoruz. Ben de öyle ya. 1 lira atıyorum.
Tamam kalsın diye şey. Zaten alıyorum. 15 kuruş mu alacağız yani? Böyle bir gündelik hayatta korkunç yığınak oluyor. Ondan sonra patrona kasadakini veriyor. Bazen de nasıl yapmışsa kasadan da çalıyor. Şey yapıyor ya, bu Nurcu değil tabii kız. Kasadan da çalıyor. Ama kılıfını uyduruyor nasıl yapıyorsa. Mal fazla çıkan gözükmez mi sen? Öyle mi? Ya mesela... Yok fazla çıkan değil. Sen 85 kuruş dedi, sen 15 kuruş kalsın dedin ya. Bunu kimse bilmez ki. Yok onun dışında, onun dışında. Marketten çalıyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Kasa. Ben biliyorum. Öyle mi? Kasadan nasıl çalındığını bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ama bu kardeşimiz acayip. Garibime gitti. Hem de çok uzun sene. 7 sene çalmış. Bir şekilde bana geldi. Bu kızımız markette evlendi. Evlenince çalışmayı bıraktı. Eşi zengindi. Çalışmayı bıraktı derken eşi Nurcu mu neydi? Nurları tanıdığı derslere gitmeye başladı bu kızımız. Bak. Derslere gitti fakat içi yiyor. Kalbini yiyor. Haram ya. Çaldım. Bastırsan da ne yapıyor vicdanın? Murat. Bırakmaz abi. Bırakmaz. Ne yapacağım? Peki zenginsin. Git öde topla. Her sene ne kadar çalmışsın ortalama bellidir. Git öde. Sorun o değil. Ödeyecek de. Onlarla hala dostluğu var. Eski patronu. Evladım kızım gibi diye bunu evlendirmişler. Bir de o market sahipleri bunu evlendirmiş. Market sahibi Nurcu yani. Evlendirenler de onlar. Yani onun akrabaları neyim? Şimdi gidip dese, Hacı amca, Mehmet abi, Hasan abi, beni evlendirdiniz ama ben 7 sene sizi çaldım. Aha bu para, hakkınızı helal edin. Ne olacak? Korkunç fitne olacak mı, olmayacak mı? Çok büyük fitne olacak. Peki vicdan da bırakmıyor. Ona dedim ki, doğru söylerseniz daha büyük fitne çıkacaksa demeyiniz. Rivayetinden yola çıkarak şöyle yap. Kızım dedim, 7 senede çaldığın para ne kadardır tahminen? Abi demiş telefona bana, 2-3 katını öderim. Tamam anladım, dur. Onu Hacı Baba'nın, o ailenin ruhu için, ölüleri için, onların hasenat defterine yazılmak için onun adına hayır yap. Deme. Ve o parayı gidip ona götürüp de hakkını helal et deme. Çünkü bir şeyi tamir etmek adına korkunç fitnelere sebebiyet verecekse o fitneyi uyandırana Allah Resulü lanet etmiş. Müslüman arasındaki fitneyi uyandırana Allah lanet etsin diyor. Ama çalana lanet yapılmamış. Ha? Dolayısıyla umulur ki Allah senin bu iyi niyetine mukabil bir sebep halk edecektir. Veya haşir meydanında adam diyecek ki benden şu kadar çaldın. Tamam ama ben de senin defterine bu kadar gönderdim. Bu şeyde de kullanıyorum ben. Yani o fıkıhı da kullanıyorum. Adamdan çaldın, intibaha geldin, Nurcu oldun, uyandın, ödeyeceksin. Ama adam ölmüş. Nasıl hakkını helal ettireceksin? Ha, şöyle geçer fıkıhta. Onun adına ruhuna sadaka verin. Haşir meydanında hesap kurulduğu zaman alacağı bu, sana da bunu yatırmış. Mesela gıybet. Şimdi beni gıybet etti Bülent. Beni gıybet. Aldın mı günahımı? Aldın. Ne kadar gıybet ettin? 5. Ben gidiyorum. Bülent var ya, Bülent beni gıybet etti haklı. Ya öyle mi ya efendim? Sana anlattım. Seni gıybet ettim etmedim mi şimdi ben? Ettim. Gittim İrfan'a anlattım. İsmail'e anlattım. İbrahim'e anlattım. Ahmet'e anlattım. Seni 10 sene gıybet ettim. Benim hakkımı aldı diye. Sen benim hakkımı gıybet ederek 10 aldın.
Benim hukukumu çaldın, kalemimi çaldın ama ben seni 10 sene demeli her önüme gelene gıybet ediyorum. Haşir meydanında oturacağız. Diyeceğim ki ya Rabbi Bülent benim kalemimi çaldı. Tamam. Hak ne kadardasan 5 alacaklıydın. E sen 10 seneden beri önüne gelene söyledin, gıybet ettin, görmediğine haber saldın. Ona anlattın Bülent'i, kalemimi çaldı, Bülent kalemimi çaldı. Kaç yere gıybet ettin? Öyle gıybetçi günahına girdin ki 15. 5 alacaklı gibi iken 15 verecekliyim. Gıybet öyle bir şey ki alacağını kaybediyorsun, aynı zamanda içeriye giriyorsun. Anladın mı abi? Sağda sola söylediğin zaman. O zaman uyanık ol. Senin hakkına, senin gıybetine girene, hakkını gasp edene gıybet edip de ortak şey yapmayın, nötr olmasın, fit olmasın. Mesela öyle insanlar var ki, hakikaten ya bu benim kalemim çaldı. Her yerde bunu anlatıyorum. Anlata, alacak verecek sıfır oldu. Anlatmaya devam ediyorum. Sana ve senin günahını alıyorum sıfır, yüklendim. Oraya haşir meydanı gittiğimiz zaman oho! Ve alacağım nerede? 15 içeriye girdi. 5 alacağım vardı. Gıybet ederdi 15 yaptım. 5 eksi 15, 10. 10 içerideyim. Ondan sonra o kıza dedim ki, kızım Allah Resulü ve dinimizin laneti var. Fitneyi, Müslümanlar arasındaki fitneyi uyandıran Allah lanet etsin. Bu doğruluk yanlışa sebebiyet vermemesi adına, onun adına, ruhuna, onun ruhuna sırf onu kastederek sadaka ver. Onundur. Tamam Hasan abi dedi. Tamam. Yani ne yapıyorsun? Daha büyük fitneyi uyandırmamak adına, Müslümanlar arasında lanetlenen fitneyi uyandırmamak adına ama yapıyorsun bak konuda sevabını. Ne yapıyorsun? Adam helal olsun diyecekti, onu bekliyordun. Ondan sonra haşirde hesaplaşmayacaktın. Bunu neyle yapıyorsun? Sevap veriyorsun. Bu para. Ama izzetine, namusuna dil uzattınsa bu parayla zor. Yani o namussuzdur. O şöyle şöyle insandır. O vatan hainidir. O münafıktır. Dediğinde değilse onun adına sadaka vermeyle olmaz. Ben biraz öncekisini marketteki paradan bahsettim. Ama bir tanesi bana dese, benim için dese ki o içimize giren haindir. O münafıktır. O bilmem nedir. Bunu maddeyle ödeyemezsin. Ya karşıma çıkacaksın, hakkını helal ettireceksin veya haşirde karşıma oturacaksın. Bunun başka şeyi yok. Karı koca işte öyle diyor. Kadın eşine yalan, fitneyi uyandırmamak adına onun maneviyatını sarsacak, kimliğini ve kişiliğini ortadan kaldıracak, servetini kaçırmayacaksa ve fitneye sebebiyet verecekse karı koca arasında gayri sari kinaye tarzında yalan söyleyebilir. Bir ihtiyaca binaen ama. Öyle adete değil ha. Ciddi için lanetlenmiş bir fitneye düşmemek için. Yoksa hanım iş yerinden arıyor adam. Neredesin? Ya çiğdeyim ya ben. Balkondayım balkonda. Olsa değil, alışveriş merkezinde. Yalan, külüme yalan. Böyle olmaz bu. Alışveriş merkezindedir, bilmem ne. Olmaz o. Ne zaman, bak aile yuvasını sarsacak, ondan sonra ciddi bir fitneye sebebiyet verecekse, kinaye tarzında yalan da yok bu. Yani neredesin? Evde değil misin? Tamam. Evi kastetti. Hemen binanın içine gir. Evdeyim ya Bülent, evdeyim. Ama bu fitneye sebebiyet vermeyecekse, yoksa öyle hevesine, arzusuna uyup da ikide bir her yerde öyle olmaz o.
Hulasa yol ikidir. Ya sükût, susmak, ya Hasan abi sen böyle bir şey dedin mi? Ona desem suç, yok desem yalan. Abi böyle bir şey dedin mi? Ses yok. Ya sükût edeceksin, susacaksın, sükût. Veya söylenilen her sözü doğru olması lazım gelir. Ama her söylediğin doğru olmalı. Her doğruyu her yerde demeyiniz diye kaydı var. Her doğruyu demeyiniz demiyor. Her yerde demeyiniz. Bir yerde deyin. Gerektiği yerde söylersin. Kim bunlar? Bunlar da kişiden kişiye değişir. Bazı şey var söylersen suçtur. Aynı şeyi ben demesem suçtur. O alimler odur ki hakkı ketmetmezler. İzzet-i İslamiye, Hamiyet-i İslamiye'yi feverana getirmek adına, inşa ve ihya etmek adına, düzeltmek adına, insanları tehlikeyi göstermek adına söylemesi suç, söylememesi suçtur. Bak hemen asar kız gibi çiğniyoruz. Her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğru her yerde demeyiniz. Bak her yerde demeyiniz. Bir yerde de işte demesi lazım. Kim? Kişiden kişiye değişir. Ustadın söylediğini ben desem kıyamet kopar. Zaten koptu zaten. Ondan sonra. Benim söylediğimi sen söylesen olmaz. Çünkü benim sıfatım, makamım, kariyerim yani bulunduğum yer bunu söylemeyi iktiza ediyor. Yapmayı iktiza ediyor. Gitmeyi iktiza ediyorsa onun için onu da nazar alacaksın. O yaptı ama o bunu yapar. Sen yapamazsın. Onun için şöyle demeyiniz yani. Okulda kaydedir. Psikoloji kaydeler olsun diye. Ben senden olsam. Bunu deme kardeşim. Sen ben olsaydım, ben de sen olsaydım. Allah seni niye yarattı? Ben ayrıyım, sen ayrısın. Ayrı vazifelerimiz var, misyonlarımız var. Yani bana yüklenen vazifeyle seninkisi bir değil. Seninkisiyle benimkisi bir mi? İrfan? Olur mu abi? Ne gerek var o zaman? Yok. Yani senin içtimaiyette mesleğini söylemeyeceğim de. Yani senin oradaki işinle benim bir, sen bir hata yaparsan 60 kişi ölür. Yani 10 adam oradaki meydandakiler ölür. Hata yapmayacaksın sen de. Böyle yaptın, dünya hayatı ölür giderler insanlar. Doktor bir hata yapsa, efendim adam ölür. Ama ben bir hata yaparsam itikada ait adamın sonsuz hayatı gider. Demesen bazı şeyleri bana sorar. Çünkü şöyle bir kaydı var. Alime söyledin mi? Dedin mi? Sorulmadıkça avama niye yapmadın? Sorulmayacaktır. Anladın mı? Peygamber gitmedikçe ona din sorulmadığı gibi. Alimler de söylemedikçe avama sorulmuyor. Bana kuksafende sormayacaklar mı? Sen camide imamlık yaptın. Bana demeyecekler mi? Hatırlıyor musun? O zekat kağıtları, zarfları. Ne dedim? Bak bu caiz değil. Kim veriyor? Kime veriyor? Nereye veriyor? Zarfa koyup konsolosluğa ver. Zekat. Nasıl zekat ya? Kim aldı? Kim aldı kabul etti? Kim vekildir? Kime verecek? Belli değil. Ondan sonra bir ay zaten ondan sonra benim mancına koydular. Oo, konsolosluk kağıtları, zarflar ve de içi boş gitti tabii. Zekat olur mu böyle şey? Yani demem ya ol ya ben bir ay kalacağım ya şimdi fitne yapmayayım. Hayır. O hukuktur. Kendi şahsi hukukundan fedakarlık yapabiliriz. Murat orada mısın? Bu şahsi hukuktur. O da değil mi? Salondayım. Ama başka kişilerin izzetini, şerefini, dindeki şahsiyetini, kariyerini ortadan kaldıracak bir yalan olamaz. Masum bir insana iftira yapamazsın. Hele bu hoca ise, hele dini veya siyasi liderse, onu ve soyunu soysuzlukla itham edemezsin. Ciddi bir delilin olması lazım. Bir de maslahat olması lazım. Bir de denmen gerekiyorsa, makamın iktiza ediyorsa. Bak ne diyor? Ya sükût, ya da söylenen söz doğru olmasına veya sıdktır. Çünkü İslamiyet'in esası sıdk, imanın esası sıdktır. Şu maddeleri de okuyun kesiyor.
Her şeyden evvel bize lazım olan doğruluktur. İlk önce ne lazım bize? Kalem kağıdınız varsa yazın. Kalem kağıdınız varsa siz yaz İbrahim, yukarıdakiler de yazsın. Bak, bu nereden okuyorum onu da söyleyeyim. Hizmet dosturları. Bunu dershanede vakıflar yapmış. Yani Risale-i Nur'daki böyle mevzuları herkes bir araya getiremez. Bizim de hemen hatırımıza gelmez. Onun için hangi mevzu isterseniz mevzuları bir araya getirilen bir kitaptır. Hizmet dosturları oradan okuyorum. Risale-i Nur'a. Bak, her şeyden evvel bize ne lazım? Bir, doğruluk. Sırayla gidiyorum. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Doğruluk. Daha sonra yalan söylememek. Sonra sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüt. Bak bunlar kaçıncı sırada? İlk önce ne lazım? Doğruluk. Sonra yalan söylememek. Sonra sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüt. Evet. Yalnız, evet, neden küfrün mahiyeti yalandır, imanın mahiyeti sıdktır? İmanın temeli sıdk, küfrün temeli yalandır. En büyük yalan kendini inkar etmektir. Fıtratına yalan söylemektir. Fıtratının iktiza ettiği, gerektirdiği hayatı reddetmektir. Aklın sıdkı fikirdir, itikattır. Kalbin sıdkı imandır. Şu burhan kafi değil midir ki hayatımızın bekası iman ve sıdkın ve tesanüdün devamı iledir. Münazarat 64'te. Söylenilen her söz doğru olmalı. Devam ediyor da niye imanın esası sıdkıdır diye. Şimdi ona girmeyeyim. Saatim doldu. Sırayla lazım şey yaparsak, sıralarsak bize en çok lazım nedir? Söyler misin abi İrfan? Doğruluk. İki abi, evet. Yani soğan gibi düşünelim. Cırcığına şeyi koyalım. Doğruluk. Çık dışarıya. Yalan söylememek. Çık dışarıya. Dördüncüsü sıdık da. Üçüncüsü neydi? Hayır bak. Birincisi doğruluk. İkincisi yalan söylememek. Üçüncüsünün dört tane maddesi var. Sadakat, sıdk, ihlas, tesanüt. Buradan okuyayım. Sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüt. Dört tanesinin komplesi bir. Bunlar lazım. İlk önce doğruluk, sonra yalan söylememek, sonra ihlas, sıdk, sebat, tesanüt. Yani bu dördü de bir sayılır. Bize bu lazım. Ne mutlu bahtiyarlara. Yalan söylememek abi ihlastan ve sadakattan önce geliyor. Evet, yalan söylememek ilginizi çekti mi? İhlastan da öncedir. İlk önce soğanın merkezine koy, elinin şeyi, cücüğünü. Doğruluk, çık dışarıya. Yalan söylememek, çık dışarıya. İhlas, sıdk, sebat, tesanüt, sadakat, ihlas. Bunlar. Bu da dört tane madde bir madde sayılıyor. Sanki İslamiyet'e bir giriş gibi değil mi abi? Yani? İslamiyet'e giriş. Ondan sonra da çok ilginç değil mi İbrahim bu? Yani. Ya ben bu yalanın bu kadar mühim merkezde olduğunu bilmiyordum. Sıdk niye bunun dışında? Çünkü İslamiyet ilk önce red ile başlıyor. La ilahe demeden, diyemeden illallah diyemezsin. İlk önce yalanı terk edeceksin ki sıdk sahibi olasın. Ya. Sıdk sahibi olduğun için yalan söylemiyorsun değil. Yalanı terk edeceksin. İlk önce la ilahe menfileri, olumsuzlukları reddedeceksin. Sonra doğrular oluyor. Küfrü reddedeceksin, iman oluyor. Hem küfür var içinde hem iman var. Olmuyor. İlk önce yanlışı terk edeceksin. Yalanı terk edince sende sıdk oluyor. Ama asıl saadette sıdk ile yalan birbirine alışmıştı.
Şimdi aynı dükkanda satılıyor, aynı insanda satılıyor. Adama bir bakıyorsun, kadına bir bakıyorsun, yalan. Yalan, dolmuş yalan. Bir bakıyorsun, sıdk da var. Ulan namaz da var, tesettür de var ama yalan, yalan da acayip. Ulan şaşırıyorsun, Müslüman yalan demez. Yalan sıdktan da önce geliyor, yalanı var. Peki doğrulukla yalanı bir insanda varsa hüküm nereye göre verilir? Yalancı olarak verilir. Çünkü menfi esastır. Mahkemede. Hem sıdk var, doğru söyledikleri de var. Yalan da söylüyorsa, eşitse yalancıdır. Doğruları da uyuyorsa. Yani şöyle, 6 tane iman esasım, bir tanesine pek inanamıyorum. Hepsi gidiyor. İllallah söylüyorum. La ilahe nerede? Vardı ya bir cemaat, isim vermeyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah deyin, iman yeter. Muhammed Resulullah demezseniz de demişti. Muhammed Resulullah'ı katmamıştı hiç. Ya biz de hüsnü zannediyorduk. Ya gavurların da Müslüman olmasına herhalde vesile oluyor. Lan bunu Türkiye'de söylüyorsun ya. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.